Evet, Davut Bey nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için öncelikle. Şimdi Şidomtel, doğru söyledik herhalde, bölgede evet. Olmayan bir hizmeti hayata geçirmişsiniz. Öncelikle emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Diyelim, hayırlı olsun diyelim. Çok sağ olun. Kısaca sizi bir tanıtalım öncelikle. Adım Davut Üregil, Tunceli merkezli doğumluyum. Evet. Sektöre nasıl atıldım? Daha önce kilitli parke ve inşaat sektöründe çalışıyordum. Bölgede olmayan bir işti. Evet. Talebi gördük. Talebi gördük. Evet. Talep üzerine böyle bir iş yapmaya karar verdik. İlk ve çalışmanın adımını da bir Elazığ'a gittiniz. Bir gördünüz değil mi? Evet. İncelediniz. Evet. Aynen. Güzel. Daha sonra burayı hayata geçirdiniz. Aynen. Birinci yılınızdasınız. Daha henüz birinci yılım. Peki hayırlı olsun diyelim ama çok bu ilk yılın içerisinde işler yaptık değil mi? Nasıl geçti bu süreç? Tabii ki. Müşteri memnuniyetini baz alarak önce hedefimiz o. Müşteri memnuniyeti. Evet. Müşteri geliyor. Malzeme siparişini veriyor. Gidip ölçümünü alıyoruz. Evet. Montajla birlikte. Müşteri memnuniyetini baz alarak. Evet. Montajla birlikte hizmeti yapıyoruz. Evet. Ağırlık nerelere yapıyorsunuz bu işi? Pertek merkez, evet. Tunceli. Hı-hı. Şu an ilk hedefimiz. Ama bunu daha ilerletmek istiyoruz tabii ki. Yavaş yavaş büyüteceğiz. Evet, evet. Ama şöyle diyebiliriz. Şu anda Tunceli ve ilçelerin tamamına hizmet var. Var. Yakın illere de inşallah bu işi inşallah zamanla büyüteceğiz, evet. Ama şimdi ben size geldim bir müşteri olarak. O aşamayı bir anlatalım. Nasıl bir anlaşma yapıyorsunuz? Son aşamaya kadar bir anlatalım. Tabii ki müşteri geliyor. Hektar olarak, dönüm olarak belirtiyor bize. Gidip ölçümünü alıyoruz. Fiyatını çıkartıyoruz. Müşteri kabul ederse sözleşmemizi yapıp, evet, montajını yapıp teslim ediyoruz. Taahhüt ettiğiniz tarihte montajı gidip tabii ki. Ağırlık tarla, bağ, bahçe. Bahçe, aynen. Değil mi? Bunlar, evet, herhalde çok talep geliyor, evet, anladığım kadarıyla. Peki bu işin ham malzemesini nereden alıyorsunuz? Adana'dan alıyoruz. Evet. Belli bölgelerde anlaşma yaptığımız fabrikalar var. İskenderun var. Evet. O, evet, bölgelerden geliyor. Evet. Renk modeller de önemli bu işte. Tabii ki. Neler var renkler böyle kullanılan? Renk ağırlıklı olarak bölgemizde yeşil. Panel çit tel panel olarak. Panel çitli değil mi? Evet. Panel çit yeşil, tamam, rağbet görüyor. Kırmızısı tabii bunun yanı var. Sıra kırmızısı da var. Evet. Güzel. Turuncusu var. Şeyde zaten tel de standart. Standart. Sadece galvanize tel. Evet. Metre olarak, boy olarak yükseklik değişiyor. 1, 1.20, evet, ve 1.5, 2 devam ediyor. Güzel. Yani çeşitli ebatlarda makinenizin hacmine göre anladığım kadarıyla bunu yapabiliyoruz. Evet. Şimdi makinemiz aşağıda. Ekranları, evet, başındaki değerli izleyeceğimiz izleyecekler şimdi görüntülerinizi. Evet. Nereden aldık makinemizi? İki tane aynı anda mı teli alıp sarabiliyor? Nasıl bir özellik var? Aynen. Çift girişli bir makinemiz. Makinamızı Konya'dan aldık. Güzel. Ne kadar yapıyor metre olarak? Mesela günlük yoğun olduğunuz zaman? Yoğun olduğumuz zaman 600 metreye kadar çıkartabiliyoruz. Çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki. Güzel. Yalnız bunun tabii şöyle bir şey var değil mi? Balya haline getiriyorsunuz. Evet, rulo halinde. Rulo halinde. Evet. Onun belli bir standardı var anladığım kadarıyla. Evet. Peki, güzel. Şimdi yaptığınız işlerde olabilir, olumsuzluklar olabilir. Böyle, evet, destek hizmetleriniz var mı? Tabii ki. Müşteri memnuniyetini dedik ya, önce baz alıyoruz. Sıkıntı olduğu zaman işimizin arkasındayız. Evet. Hemen gidip. Güzel, güzel. Peki kaç kişilik bir ekip? Şu an 6 kişiyiz. 6 kişi. Ama bunu ilerleyen sürelerde biraz daha arttırmayı düşünüyoruz. Ekipmanlarımız, evet, çoğalabilir. Aynen. İşimizi biraz daha büyüteceğiz, evet, anladığım, evet, kadarıyla. Peki siz inşaat sektöründen de aslında geldiğiniz için bölgede eksikliği ve ihtiyacı olan şeyleri biliyorsunuz ve, evet, buraya bir de yapı market mi yaptınız? Evet, küçük bir yapı marketimiz de var. Hı-hı. İnşaat malzemelerini müşteri memnuniyetine göre temin ediyoruz burada. Güzel, o eksiklikleri de gidermek, evet, adına. Evet. Ama inşallah bu işi de biraz geliştireceğiz. İnşallah, evet. Şehrimiz daha yeni, yeni biraz büyük. Için. Evet. Yavaş yavaş dolduracağız böyle. Daha da büyüteceğiz, evet, diyelim. Peki, şimdi bu işin ekipmanı da önemli ama hani Türkiye'nin farklı illerinde bu işi yapan birçok sektör var. Evet. Bunları gezip, inceleyip böyle biraz parkuru da büyütmeyi planlıyor musunuz? Evet, hedefimiz var. Evet. Dikenli tel makinesi almayı düşünüyoruz. Dikenli tel. Evet. İnşaat sektörünün biraz daha yoğun olduğu bir bölge olarak Doğu Anadolu bölgesi biliyorsunuz. Evet, evet. Çivi makinesi alma gibi bir projemiz, güzel, var. Ulaşamayacağımız hiçbir yer yok. Evet. Bizim için dediğim gibi her şeyden önce müşteri memnuniyeti. Dediğim, evet, gibi daha da büyütmeye, hı-hı, çalışıyoruz. Ama bu işler biraz da destek veriyor. Tabii ki. Bölge insanından desteklerini bekliyoruz. Esirgemesinler. Evet. Ki, evet, siz bu işi daha iyi bir noktaya taşıyın. Aynen.
Peki, bu ana kadar da sizden hizmet alan herkese de herkese teşekkür. De teşekkür ediyorum. Peki, ben size, oğlunuz burada, genç kardeşimiz ve diğer aile bireylerinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanda Şidomtel'in büyüme yolundaki hedeflerine ulaştınız mı? Yeni bir röportajda tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah, teşekkür ağzınıza ediyorum. Sağlık. Ben de size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun.